Halkbank'ın katkılarıyla. İpek Merve Coşkun, Ankara'da doğdum, büyüdüm ve 2019 yılından beri de İzmir'de yaşıyorum. Eşimin işi münasebetiyle buraya geldik. Fasulyesini, balını, pekmezini kendi üreten ve bütün kadınlarla birlikte olduğumuz bir sürece girdik. Kamu bankamızın projeleri desteklemek amacıyla verdiği kredilerden yararlanmış bir kadın kooperatifiyiz. Hmm. 1985 Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. 2019 yılından beri de İzmir'de yaşıyorum. Eşimin işi münasebetiyle buraya geldik. 2019 yılında buraya geldiğimde ben hanımefendilerle hep bir arada oldum ve ilk defa bir doğu bölgesine çıktım ben. Ama gördüm ki bu bölgelerde hep kadınlar çalışıyor, bağda, bahçede. Ancak hep üstü kapanan, ürettiklerini bir şekilde tüketiciye birebir ulaştıramayan, ürettiği ürün topraktan çıktığı zaman aslında maddi olarak da tam karşılığını alamadığı bir süreç gördüm. Hanımefendilere dedim ki, sizlere katma değer katmak, sizi görünür yapmak ve ürünlerinizi birebir tüketiciye ulaştırıp maddi anlamda hak ettiğiniz noktaya getirmek için topyekün bir kalkınma olduğuna inandım, bir kadın kooperatifi kuralım dedim. İspire de Hanımeli değildi mantığından yola çıkarak ismimizi İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi olarak kurduk. 2019 yılının Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız ve kurulup sisteme düştüğümüzde bize dediler ki doğuda kurulan ilk kadın kooperatifisiniz. Hemen o ay bizi Cumhurbaşkanı'nın ve Bakan'ın özel davetiyle Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda doğuyu temsilen davet ettiler. Ancak yeni olduğumuz için hiç elimizde ürün yoktu tabii, kendi ürettiğimiz ürün. Buradaki esnaf hanımefendilerden veya üreten kadınlardan ben bir kamyon ürün götürdüm Ankara'ya. Fuarda satmaya başladık. Bizim bölgenin biliyorsunuz özellikle İspir fasulyesi dünyaca meşhur bir fasulye. Ancak orijinalini bulmak insanlar için oldukça zor. Hep söylediğimiz bir şey var. Orijinal İspir fasulyesi İspir'den alınır ve İspir'deki üreticilerden alınmalı diye. Fuarda biz insanlara ürünlerimizi tanıtırken her gün 5 kilo fasulye pişirdik ve bu mısır kaplarında insanlara pişmiş fasulye ikram ettik. Çünkü normal bir bakliyatın 2 katı fiyatı. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi coğrafya çok kırık olduğu için makinalı tarım yok. Tamamen el işçiliği bir fasulye. Yani insan gücüne, kadın gücüne muhtaç bir ürün bu noktada. Biz dışarıda gördük ki ürünlerimiz çok rağbet görüyor ve doğru bir iş yaptığımızı anladık. O zamandan bu zamana katlanarak, büyüyerek, ürünlerini artırarak, kendi mekanını açarak, kendi üretimini, fasulyesini, balını, pekmezini kendi üreten ve bütün kadınlarla birlikte olduğumuz bir sürece girdik. Tabii bu süreç zarfında bizim bilgimiz olmayan ama bizden haberdar olan kalkınma ajansları, bu konuda girişimci kadınlara hibeler veren kurumlar ve özellikle kamu bankamız bizi kendileri buldular. Bizi bir eğitime tabi tuttular. O eğitimlerden sonra biz tabii ki satışlarımızı artırdık. Tanınırlığımız, bilinirliliğimiz artmaya başladı. Ve şu an geldiğimiz noktada Erzurum'da 18 tane kooperatif olmak kaidesiyle bir doğu bölgesine İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi olarak hem kurulmak isteyenlere ya da yeni kurulmuş kooperatiflere danışmanlık yapan, bilgiler veren, bunları hep bildiklerimizi, yaşadığımız tecrübeleri bütün kadın kooperatiflerimize, bütün girişimci kadınlara aktardık. Kamu bankamızın sadece kooperatiflere değil, tek başına kadın girişimcilere de, kimisi 6 ay sonra ödemeli, kimisi
çok düşük faizli ödemelerden hep haberdar olduğumuz için biz de bunları bütün kadınlara, işini yapmak isteyen bütün arkadaşlarımıza anlattık. Şu an ilçemizde 7-8 tane esnaf hanımefendimiz oldu. Biz onları hep kamu bankamıza yönlendirdik. Bakın çok iyi girişimcilere belli bir yaş altı, yaş üstü destekleri var diye. Biz de kamu bankamızın projeleri desteklemek amacıyla verdiği kredilerden yararlanmış bir kadın kooperatifiyiz. Üretimi yapmaya başladığımız 3 sene önceden ilk sene 6 yatırımcı ortaklığında 100 dönüm araziye İspir fasulyesi ektik. Geçen sene 40 dönüm, bu sene de 60 dönüm. Her sene başka bölgelere ekiyoruz. İlk ektiğimiz sene sulama suyu problemi olan bir bölgeye ekim yaptık ki oraya bir farkındalık oluşturmak ve o bölgeye sulama suyu getirmek gibi. Şu an mesela o bölgenin sulama suyu var ve 8 tane halk artık kendi yerlerini kendi ekmeye başladı. 2 senedir de sulama suyu problemi olmayan ama çok göç verdiği için kimsenin ekim yapmadığı verimli topraklar var burada. Oraya ekim yapıyoruz. Amacımız burada sadece para kazanmak değil, bir şekilde parayı kazanıyoruz ama kazandığımız paranın geri dönüşüm olarak bizim gelişimimize katkısını sağlamamız gerekiyordu. Amacımız tamamen önce anneleri geliştirmek, annelerden sonra kız çocuklarına sirayet edebilecek, özellikle okumalarını destekleyeceğimiz bir yapı oluşturmaktı. Geldiğimiz bu 4 sene içinde de biz bunu başardık. Şimdi bu kooperatifi kurarken burası 7 kişilik bir işletme, 7 ortaklı bir işletme. Hanımefendiler bir iş kadını oldular yani. Bunun verdiği sorumlulukla da hareket ediyorlar. Çünkü çok akıllılar hakikaten. Şimdi bir kadın aile bütçesinde neyin ne kadar nasıl yeteceğini çok iyi biliyor. Hem gönülden kalben işlerini yapıyorlar, hem de o kalben yaparken de o dar bütçeyle neyi ne kadar, anne olmanın verdiği bir etkiyle şüphesiz, neyi ne kadar yetirebileceğini çok iyi biliyorlar. O yüzden kadınlarla çalışmak büyük bir avantaj. Bizim kooperatifimizin de iş bölümü var. Mesela ben kurucu başkanı olarak benim işim dışarılarda toplantılara, fuarlara katılmak, projeler geliştirmek, projeleri ilçeye getirmek. Burada olan bir arkadaşımızın görevi tamamen, bura bir restoran. Restoranımızın ustabaşı, aşçıbaşı, bütün yemekler ondan soruluyor. Bir arkadaşımız sosyal medya ve kasadan tamamen sorumlu. Diğer arkadaşlarımız tarladan sorumlu. Çünkü orası çok ayrı bir emek gerektiriyor. Yani o tarla ekim sürecinde ayrıyeten bununla birlikte 22 tane günlük işçimiz var bizim. Tarlayla ilgili görevi olan hanımlarımız diyor ki çapa zamanı geldi, toplama zamanı geldi, patos yapabiliriz. Onlar bizi yönlendiriyorlar. Yani iş tanımımız ve bölümümüz de böyle. Herkes kendi iş tanımı nezdinde çok başarılı ve güzel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası da bir restoran. Burayı Ticaret Bakanlığı'nın KOPDES projesiyle açtık. Kalkınma ajanslarından destek alıyoruz. Kamu bankamızdan da bir kredi, iki özellikle eğitim desteğini çok aldık. E-ticaret, pazarlama, satış pazarlama, ürünlerin hikayeleştirilmesi ve kadın girişimciler arasında yapılan yarışmalar gibi bizi teşvik eden desteklerden de çok yararlandık tabii. Türkiye genelinde buradan üretilen ürünleri, bugün önümüzde de gördüğümüz bütün ürünleri hem kendimiz üretiyoruz hem de Türkiye genelinde kargo ile müşterilerimize ulaştırıyoruz. Biz fasulye üretiyoruz. Her ürün olduğu gibi asıl ürünümüz fasulye. Fasulyemizi üretirken o topraktan onu çıkartıp o patos makinesinden fasulyenin dışıyla içini birbirimize ayırdığımızda, bunu çuvallarla buraya gelip elediğimizde ve paketleyip müşterilere koyduğumuzdaki hazzı ve mutluluğu, bu bizim tamamen kendi emeğimiz çünkü. Bunun verdiği haz, bunun verdiği mutluluk bir süre sonra parayla da ölçülebilir bir durumda olmuyor. Yani çünkü kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz, toprağı kendiniz besliyorsunuz ellerinizle. Bu çok kıymetli, toprak çok bereketli, o toprağı değerlendirmek lazım. Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz veya üreten hanımefendilerden alıyoruz veya tüketiciye ulaştırıyoruz. Aynı zamanda restoranımızın bir imalat bölümü var.
Burada gördüğünüz gibi yemeklik erişte, çorbalık erişte, siron, mantı, su böreği, baklava ve burada sabah kahvaltılar, öğlen akşam üçer çeşit yemek var veya bir menümüz var. İstediğinizi herkesin yiyebileceği. Bizim hedefimiz bölgede çalışmak isteyen her kadınımız için uygun projeler üretmek ve yanlarında olmak. Tabii benim şöyle de bir amacım var. İki ayrı büyük şehirde bir satış mağazası açmak. Bu ürünleri İzmir'de üretip İzmir'de üretilen bütün ürünleri büyük şehirlerdeki satış mağazalarında pazarlamak. Bunu aslında geçen sene yapabilirdik ama çok yoğun bir pandemi süreci yaşadık ve bizi engelledi. Ümit ediyorum 2024 yılında hedeflediğimiz iki ayrı büyük şehirde İzmir Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin tabelasını gördüğünüz iki tane satış mağazası göreceksiniz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Bu potansiyelimiz var. Çalışıyoruz ve bu maddi güce de sahibiz. Hedeflerimiz bunlar. Tamamen bölgeden dışarıya açılabilmek, bölgemizi potansiyelin dışarıya gösterebilmek, dışarının da enerjisini ispire etmek. Geldim. Şu an benim konumum girişimci bir kadınım ben. İzmir'de bir girişimci işletme kurdum. Bunu 7 tane hanımefendiyle yaptık. Yani 7 tane bir seferde kooperatif aracılığıyla 7 tane hanımefendi girişimci kadın oldu. Sadece kendimizle kalmadık. İçinde bir hayali olan, hevesi olan, hedefleri olan ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen tüm hanımefendilere de girişimci olmaları konusunda çok destek verdik. Ve ilçemizde şu an 7 tane hanımefendi esnaf oldular. Kendi alanları, hedefledikleri, yapmak istedikleri işlerle ilgili. O yüzden kadın girişimciliğinde biz İzmir Hanımeli Kadın Kooperatifi olarak yaptığımız öncülüğün geri dönüşlerini hep almış olduk. Girişimci olmak isteyen hanımefendilerin ilk yapması gereken şey ne yapmak istediğini belirlemesi. Yani ben gideyim de bir yer açayım ama ne açayımdan ziyade ben şunu açmak istiyorum demeleri, yaşadıkları bölgenin potansiyelini dikkate alarak ve belki de olmayan bir şeyi hayata geçirerek bir ilki yaşatabilirler. Onun dışında kurulduktan sonra dediğim gibi devletimizin ve kamu bankalarımızın verdiği imkanlarla kimseye muhtaç olmadan artık bunları çok kolay hayata geçirebilirler. Ama bu işlerin en büyük size yoldaş olan meselesi heyecan. Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz ve yapabilirliğinize inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Çünkü hep derler ya, bir şeyi yapamayacağınızı söyleyen yüzlerce insan çıkıyor hayatınızda. Ama o şeyi nasıl yapacağınıza dair hiç insanlar çıkmıyor. O yüzden lütfen görmeden, duymadan, bilmeden biz hep şöyle deriz. Gönül hak mekanı. Oraya sıkıntı düşüyorsa bir işi yapmak isterken o işe el atma. Ama sıkıntı düşmüyorsa bu yaradanla aranızda çok güzel bir referans aslında. O yüzden sadece kendi gönlünüzü, kalbinizi dinleyerek ve inandığınız bir şeye, sadece kendinize inanmanız yeterli. Ben hep şöyle bakıyorum hayata. Aynı zamanda çocuk gelişimi mezunuyum. Engelli çocuklarla ben çok çalıştım. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın ne kadar büyük bir lüks olduğunu hayatta çok iyi biliyorum. O yüzden hep şöyle bir sloganım vardır. Sağlıklı bir beynin zekatını vermek zorundayız. Yani çalışmak isteyen her insan, beyni normal şartlarda çalışabilen her insanın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki kendine inansın, olumsuz dış etkenlerden kendini sıyırsın. Ben o yüzden girişimci olmak isteyen hanımefendilerin kendi hayal ve heyecanlarına sarılmalarını, ailelerine de acizane rica ediyorum ki lütfen bu işleri yapmak isteyen kızınızsa, eşinizse, her kimse lütfen destekleyin, destek olun.
Ayşe Gülöz Müparlak. Gümüşhane Turul doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Hükümetimizin yapmış olduğu girişimcilik kursları KOSGEB'den girişimcilik kurslarına gittim. Gelinlik sektörüne girdim çünkü stilistik eğitimlerim vardı. İki bileziğim vardı. İki bilezikle beraber KOSGEB'den aldığım 50 bin lirayla işletmemi açtım. ...1979, Gümüşhane Turul doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. 15 yıl evde çocuklarımı büyüttüm. Daha sonrasında sosyal bir yaşantım, eğitimci bir aileden geldiğim için boş duramadım. Hükümetimizin yapmış olduğu girişimcilik kursları KOSGEB'den girişimcilik kurslarına gittim. Oradan kendi işimi açmaya karar verdim. Ve web bir proje yazdım. O projeyle beraber de ilk işime doğal mobilya, organik mobilya olarak çocuklara yönelik ilk işime başladım. Daha sonrasında Gümüşhane elimizde eksik olan neler var diye baktım. Gözlemleyerek bir girişimci olarak bir kahvaltı salonu ve gelinlik sektörüne girdim. Çünkü stilistlik eğitimlerim vardı. Evde oturduğum dönemlerde aldığım eğitimler vardı. Onlarla yürümek istedim. Bir eksik olduğunu gördüm. Ve böylece girişimcilik yoluna başlamış olduk. O üç işletmeyle devam ettim. Daha sonrasında 15 Temmuzlarla beraber ülkenin gidişatında sıkıntı yaşanmaya, ekonomik kriz girilmeye başlandığı için iş yerlerimi kapatmak zorunda kaldım. İki işletmeyi çünkü küçültmeye gittik. Daha sonrasında en iyi bildiğim iş gelinlik sektörüyle kaldım ve onunla yoluma devam ettim. Hala da devam ediyorum. Bunun yanı sıra yine hükümetimizin verdiği kadınlara olan desteklerle kooperatifler kurdum. İlimde ilk kadın kooperatiflerini kurdum. Kurulan diğer kooperatiflere de bu anlamda destek verdim. Üretim yolunda ilerlemeleri ve iyi bir safhaya geldi onlar da. Ve bir yoluma böyle devam ediyorum. Belli yerlerde görev alıyorum. Esnaf Sanatkarlar Odası'nda başkan yardımcılığı yürütüyorum. Ticaret Odası'nda meclis üyeliğim var. Komisyonda yer alıyorum. İcra Kurulu'nda aynı zamanda ve derneklerde yer alıyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorum bu bağlamda. İlimdeki kadınlara örnek olabilmek adına bazı şeyler yapıyoruz ve onların yolunu açıyoruz. Bir lokomotif görevi görmüş oluyoruz. Tabii ki de kadın olmanın çok zorlukları var. Bu ilde kadın olmanın, küçük bir ilde kadın olmanın çok zorluğu var. İş insanı olduğunuz zaman bakış açıları çok farklı oluyor. Bir yere gelmek için tırnaklarınızla bir yerlere geliyorsunuz ve erkek egomanyasının olduğu bir şeyde çok zor ilerleyebiliyorsunuz. Biz bu zorluklara rağmen ilerlemeye ve işimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. İşimizle ön plana çıkmaya çalışıyoruz. İlde yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Taşköprü yaylasındaki defilelerimizden tutun, buna pestilden gelinliğimize varana kadar bir sürü projede imza atmış oldum. Ve kadınlara yönelik bir sürü projelerde yer aldım. Turizme yönelik şu anda projeler hazırlıyoruz ve elimiz için iyi olabilecek ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarından aynı zamanda yani kamu bankalarımızdan sıfır faizli kredilerden faydalandık. İlerleyebilmek adı altında hem kendi iş yerimizi geliştirebilmek adı altında şu anda borçsuz ve harçsız güzel bir şekilde ilerliyoruz. Girişimciliğe ben evde yapıyordum bir şeyler, kitap okumak, üniversiteye gitmek hani hep hayalimdi devam ediyor. Çünkü çok genç yaşta evlendiğim için hep hayalimi gerçekleştirmek istiyordum. Yani bir iş insanı, eşim de destek verdi bu yönde. Hani hayalimi gerçekleştirebilmek adı altında yoluma ailem ve eşim destek verdi. Ben buradan Şiran ilçesine 20 günlüğüne girişimcilik eğitimi almak için her gün bir çocuğumu yanımda taşıyordum. O eğitime gidip geliyordum ve o şekilde başladım ben bu yola. Daha sonrasında iki bileziğim vardı. İki bilezikle beraber KOSGEB'den aldığım 50 bin lirayla işletmemi açtım. İşi öğrenmek için çalıştığım iş yeri
sahibi Muharrem Bozkır'la beraber çalıştık ve ben muhasebe işlerini falan ondan öğrendim. Bana en son bir yılın sonunda şunu demişti, masanın önüyle ve arkası aynı değil demişti. Ve ben onu çok iyi bir şekilde gördüm ve gözlemledim ve inanılmaz büyük desteği oldu bu yola girmemde. Sen başarırsın, bir elemanımın 10 yılda öğrenemeyeceği şeyi 1 yılda öğrendin diye. Sen kendi işletmenin sahibi olacaksın dedi ve ben o şekilde bu yola başladım. Gelinlikte şöyle, çünkü benim çalışmalarım vardı, stilistik eğitimlerim vardı, almıştım. Onlarla beraber, çünkü kendi en iyi bildiğim işte dikişim vardı. Bir gelinliği söküp dikip istediğini insanların hayal edip çizip hayal ettiklerini dikebiliyordu. Ve beni çok mutlu ediyordu. İnsanları mutlu etmek beni de mutlu ediyordu. Ve o yolda devam ettim, ilerledim yani. Ve en iyi işin o yolda olduğunu da gördüm kendi işim olarak yani. Çünkü insanlar evlenmekten vazgeçmiyor ve işin, sektörün bitme şansı yoktu. Bu şekilde devam etti. Bütün kadınlar üretendir. Ürettikleri için de onun, bir de onun şeyini almak çok farklı bir has. Yani evet, bütün kadınlarımız evde üretiyorlar, çok güzel şeyler yapıyorlar ama onu hiç kimseye gösteremiyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Onu herkese göstermiş oluyoruz. Ondan daha farklı bir haz alıyorsun. Yani kadınlara da yol göstermiş oluyorsun. O da daha ayrı bir haz veriyor bize. Hükümetimizin bir sürü buna yönelik projeleri var zaten. Avrupa Birliği'nden tutun, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan, bunun gibi bir sürü yerden ve kurumdan destek alabiliyor. Bayanlarımızda zaten şu anda pozitif bir ayrımcılık var. Ekstra bir ayrımcılığımız var şu anda. Ve o yolda da ilerlememiz için bütün desteği veriyorlar. Bu yolda giderseler, eğer hayal ettikleri bir şey varsa gerçekten, ama biraz araştırarak, piyasa araştırması da yaparak veya bir bilen insanlara sorarak ilerlerseler çok güzel şeylere imza atacaklarını düşünüyorum, özellikle bayanların. Onların yetenekleri çok farklı. Ya erkekler kadar şey değil de daha görsel zekaları, daha pratik zekaları gelişmiş olduğu için çok farklı düşünebiliyorlar. Daha güzel şeyler de üretebiliyorlar yani. Sonuçta evet, erkekler söylediğimiz zaman onları da bizler yetiştiriyoruz. Biz anneler yetiştiriyoruz ama anne olmak çok farklı bir şey. Annelerin o kadınsal, içgüdüsel hareket ettiklerini, bütün kadınların girdiği her yerin güzelleştiğini görebilirsiniz. Yani ben o yönde kadınların hani pes etmeyip, istedikleri bir şey varsa, hayal ettikleri bir şey varsa onun yolunda gitmelerini şey yapabilirler. Ve kamu kurumlarından destek alabilirler bu yönde. Gelinliğimi ilk açtığım dönemlerde aşırı yoğunluk, ilk açtığımız dönemlerde bir de markalaşma çalışmaları, bir isminiz var. İsmimle ön plana çıktığım için yaptığım işlerle yurt dışından siparişler almıştık. İran'dan, Irak'tan falan görsel amaçlı çizimlerle beraber şey yaptık. Gecenin 11-12'lerine kadar çalıştığımı biliyorum. Hiç uyumaksızın veya sabaha kadar kaldığımızı, işte uçak kargoya yetiştirmek için koşa koşa uçak kargoya gidiyorduk. Buradan Trabzon, Gümüşhane'den Trabzon'a gidiyorsunuz gecenin vakti. Yani gören bu kadın nereye gidiyor diyebilirdi. Gece gidiyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Bazen yetiştiremeyeceğinizi düşündüğümüz zamanlar oluyordu ama çalışanlarımızla beraber gerçekten zahmet verip onlarla beraber sabahladığımız günler oldu. O işleri o şekilde gönderdiğimiz zamanlar olmuştur yani. Bir işin zorluklarını göğüslemeden hiçbir işte başarıya ulaşamıyorsunuz. Ve ben bu zorlukları çok fazlasıyla yaşadım. Her alanıyla yaşadım. Ürün alımından tutun, işletmecisine, elemanına varana kadar bir sürü zorluk yaşadık. Bu şehirde atölyeyi kuruyorsunuz ama çalıştıracak eleman bulamıyorsunuz. Elemanı dışarıdan getiriyorsunuz, barındıracak işte şey, sonrasında anlaşamıyorsunuz.
Ve daha sonrasında ben atölyeyi İzmir'de kurmak durumunda kaldım. Çünkü orada çalıştıracak ara eleman çok. Ama biz buralarda ara eleman bulamıyoruz. Bunun zorluklarını çok yaşadım. Kendiniz bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Kendi elinizle yapıyorsunuz. Mahcup olmamak için çok zorluklar yaşıyorsunuz. Liderlik yapıyorsunuz, önderlik yapıyorsunuz, bir şeylerin önünde gidiyorsunuz ve yanlış yapma şansınız yok, hata yapma şansınız yok. Her şeyinizi, adımlarınızın hepsini kontrollü bir şekilde gidiyorsunuz. Bu tabii ki de her şeyin zorluğunu yaşadık ama daha sonrasında başarıya ulaşınca onun keyfini de çıkardık. Mesela Şiran'a gidip gelmem, buranın ilçesine kaç kilometre yolla uzak bir yere gidip gelmem de bir zorluk. Bunların hepsi bir zorluk üniversitede. İnsanları bulman, onlarla tanışman, yapacağın işte bir sürü insana danıştım. Yani danışmadan hiçbir şey yapmadım. Buradan Erzurum'a sürdüm gittim mesela. Bir işi öğrenmek için o insanla gidiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz mutfağı nasıl diye. Yani bunu görüyoruz. İzmir'e vurup gidiyordum. Yani gerçekten mutfağını öğrenebilmek için. Her işte bunu yaptım ben. O işi görmeden, o işin içine girmeden hiçbir şeye adım atmadım. Kooperatifçilikte aynısını yaptım. Kooperatiflerin fuarına katıldım. Ben bu kooperatifçiliğe gireceksem valimiz senin dernek değil de kooperatifçiliğe girmen gerekiyor dedi. Ben şunu yaptım. Valim direkt ben bu işe giremem. Ben görmem ve öğrenmem gerekiyor dedim. Ve kooperatifçilik fuarına gittim. Oraya gönderdi. Gittim ve evet ben bu işi yapabilirim dedim. Ve kooperatifçiliğe de o yolla başladım. Ama inanılmaz seviyorum kooperatifçiliği. Kadın kooperatiflerini inanılmaz önünün açık olduğunu da düşünüyorum. Gençlerin kooperatifçiliğe yönelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Şu andaki projelerim kadınlara yönelik projelerim var, sosyal anlamda projelerimiz var. Onların ilerlemesi için de hükümetimizin yaptığı projelerden ve bankalarımızın vereceği desteklerden faydalanarak büyük şirketler haline, markalaşarak büyük şirketler haline gelip dışarıya ihraç yapabilmek en büyük hedefimiz. Bu yolda da ilerlediğimizi düşünüyorum. Finansal destekleri veriyorlar. Kayıt olduktan sonra 6 ay sonunda kredi kooperatiflerinden ve bankalarımızın kadın girişimciler programları var. Genç girişimciler için var, kadınlarımız için, erkeklerimiz için de var aynı zamanda. Oradaki sıfır faizli krediler oluyor. Şu anda var bildiğim kadarıyla. Onları takip edebilirler. O yolda da kendi işletmelerini küçük olarak başlasınlar. Çok büyük değil de kazandıkça büyüsünler. İlk başta bir kazanacağım diye bir düşüncesi olmamalı bir girişimcinin. En az bir 2 sene kendine zaman ayırmalı. Ve kazandığından fazlasını da harcamamalı. Kazandığı kadarından daha azını harcayıp bir kısmını ayırması gerekiyor ki başka yatırımlara da yönelebilsin. Halkbank'ın katkılarıyla.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.